Minareler süngür, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bir şey bizi sindiremez. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye, imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan işte şu anda içinde bulunduğumuz bu birlik, beraberliktir. Evet, madem bir şiirin öyküsünü konuşacağız, öyleyse konuşmaya bir şiirle başlamak lazım. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii Tillo'ya kalbi selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Bugün malum Güldal Akşit kardeşimizi, yol arkadaşımızı Hakk'a uğurladık. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Partimizin kurucuları arasında yer aldı. Bakanlıklar yaptı. İki dönem milletvekilliği yaptı. Ve son olarak da benim danışmanlarımdan bir tanesi de Güldal hanımefendiydi. Çok güçlü bir ailenin aynı zamanda kızıydı. Babası da ülkemizin önemli bürokratlarından bir tanesiydi. Allah rahmet etsin. Ve son dönemde bu malum hastalık Güldal hanımefendiyi de vurdu. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Bizleri de inşallah sevgili Habibine komşu olanlardan eylesin. Şehitlerimizle beraber haşru cem eylesin. Az önce Süleyman Bey bana bir müjde daha verdi. Malum bir mağarada sıkıştırıldı bu teröristler. 7 tane terörist orada halledildi. Artı 2 terörist daha halledildi. Sayı 9 oldu. Ve tabii onlar kaçacak. Biz kovalayacağız. Er veya geç bunları kazımadan, kökünü kurutmadan inşallah bize durmak, duraksamak yok. Her ne kadar Bay Kemal onların parlamentodaki temsilcileriyle el ele, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a da yürüyorsa, onlar görevini yapacak, biz de görevimizi yapacağız. Benim milletim inşallah bunların da herhalde kitabını dürecektir. Tabii Siirt'te bu güzel günümüzü sizlerle birlikte gerçekleştireceğimiz demokrasi konuşmalarıyla taşlandırmaktan gerçekten memnuniyet duyuyorum. Bugün burada demokrasi mücadelemizin pek çok farklı safhasına şahitlik etmiş kardeşlerimizi dinleyeceğiz. Diyarbakır annelerinden şehit ailelerine, azınlık temsilcilerimizden 28 Şubat mağdurlarına kadar uzanan bu geniş yelpaze aynı zamanda ülkemizin son 70 yıldaki demokrasi serencamının da bir özetidir. Ülkemizin rahmetli Menderes'in "Yeter, söz milletindir" diyerek başlattığı demokrasi yolculuğu idam sehpasından zindanlardaki işkencelere kadar nice baskı ve zulümle engellenmeye çalışıldı. Toprağa gömdüklerini sandıkları filizlerin aslında birer
tohum olduğunu ve her seferinde çok daha güçlü bir şekilde boy vereceğini bunlar hiç düşünmemişlerdi, bilmiyorlardı. Buna rağmen coğrafyamıza ve milletimize yönelik kinleriyle, nefretleriyle, sinsilikleriyle bezeli niyetlerinden hala vazgeçmiş değiller. Ellerinden gelse bugün Türkiye'yi yeniden zihniyeti ve uygulamalarıyla tek parti faşizmine geri döndürecekler. Ellerinden gelse bu milletin hangi inanca, hangi kökene, hangi meşrebe sahip olursa olsun kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan tüm fertlerini imha edecekler. Ama hamdolsun başaramıyorlar ve başaramayacaklar. Milletimiz her darbeden, her saldırıdan, her karanlık geceden sonra hak, hukuk, adalet, özgürlük bayrağını yeniden yükseltmiştir. Bu kutlu mücadele döneminde her birini rahmetle andığımız nice kayıplarımız olmuştur. Çekilen acılar ve uğranan zulümler yüreklerimizde inanın derin izler bırakmıştır. Heba olan vaktimiz ve enerjimiz bizi dünyadaki kalkınma yarışında epeyce geriye itmiştir. Bununla birlikte karanlığa asla teslim olmadık. Umudumuzu asla kaybetmedik. Zalimlere asla boyun eğmedik. Mücadeleyi asla bırakmadık. Sonuçta kalbimizin bir yanı buruk, diğer yanı coşkuyla dolu bir şekilde işte bugün buradayız. Helalleşme diye ortaya atılanların önce gelip buradaki kardeşlerimizden helallik almaları lazım. Bu kardeşiniz Siirt'in damadı ya. Öyle değil mi? Bir yanlışlık yok. Ve tabii evlendiğim dönemlerdeki tanıdığım Siirt ne yazık ki bugün yok. Çoğu göç ettiler. Niye? Terör sebebiyle. Buralardan topraklarını terk ederek İstanbul, İzmir, Ankara buralara göç ettiler. Onlara burada yaşamayı adeta zindan edenler şimdi onun hesabını veriyorlar. Ve verecekler. Üzerlerine gidiyoruz, gideceğiz. 1960 darbesinden 1980 darbesine, 1997 postmodern darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine uzanan bir utanç galerisinden geçerek geldiğimiz bu yer hepimiz için çok kıymetlidir. Gençlerimizin en büyük şansı bu zulümleri bizzat yaşamamış, en büyük eksikleri de bu tecrübeleri bizzat edinmemiş olmalarıdır. İşte bugünkü gibi programları orta yaş ve üstü kuşağı yaşadıklarını hatırlatma, gençlerimize de tecrübe aktarımı yapma vesilesi olarak görüyorum. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız coğrafya 10 bin yılı aşkın tarihiyle İnsanlığın ilk döneminden beri en gözde hayat alanıdır. Nice kavimlerin, nice inançların, nice kültürlerin gelip geçtiği bu topraklar medeniyetlere kaynaklık ettiği kadar güç kavgalarının da merkezi olmuştur. Yaklaşık 1000 yıldır aynı kaderi paylaştığımız vatanımıza dikilen kem gözler bugün de mevcuttur. Daha 5-6 yıl önce sınırlarımızın terör örgütleri kullanılarak nasıl ve niçin taciz edildiğini unutmadık. Ülkemize musallat edilen ve 40 yıldır kendi insanımızın kanını döken bölücü örgütün niçin hala ayakta tutulmaya çalışıldığını gayet iyi biliyoruz. Ama bak işte buyurun böyle mi yaparsınız?
Hollanda'da 50 tane PKK'lıyı apar topar topladılar. Çünkü orada operasyon yapmaya kalktılar. Bedelini ödediler. Ben inanıyorum ki bunlar sadece Hollanda'da değil, Almanya'sında da, Fransa'sında da bütün bu bedelleri ödeyecekler. Bunlara dünyada barınacakları yer kalmayacak. Yeter ki biz dik duralım. Vekalet savaşları yoluyla ülkemizin birliğini, devletimizin tekliğini, milletimizin bütünlüğünü parçalamak için oynanan oyunların farkındayız. Onun için de her fırsatta ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bunu derken bu senaryoların hepsine de meydan okuyoruz. Türkiye'nin demokraside, hak ve özgürlüklerde, ekonomik kalkınmada geldiği seviyeyi yok sayıp bizi yeniden kendi iç kavgalarımızın bataklığına itmek isteyenlere fırsat vermiyoruz. Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Sudan'a kadar pek çok yerde sergilenen oyun bizde de denenmek istendi. Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle asırlık hesaplaşmaların hepsinden de alnımızın akıyla çıktık. Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz. Burada şunu açık söyleyeyim. 2008'i hatırlayın. Ne dedim? O zaman da aynı durum söz konusuydu. Bizi bu teğet geçecek dedim. Hatırlayın, bizi teğet geçti. Burada meselenin dolar olmadığını, meselenin faiz olmadığını anlamak için şöyle bir adım geriye çekilip akıl, izan ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir. Dün kendimizle birlikte tüm mazlum ve mağdurların güvenliği için ne dedik? Dünya beşten büyüktür diyerek meydan okuduk. Bugün yine kendimizin ve dostlarımızın ekonomik özgürlüğü, refahı, geleceği için dünya beşten büyüktür diyoruz. Siyasi özgürlükle ekonomik özgürlük madalyonun iki yüzü gibidir. Biri olmadan diğeri anlamsızdır. Biz ülkemizde nasıl tüm vatandaşlarımızı en geniş hak ve özgürlüklere kavuşturmuşsak inşallah ekonomide de unutmayın. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme merkezli yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız. Bugün demokrasiyi konuşuyoruz. İnşallah yarın milletimizin refahını nasıl artırdığımızın muhasebesini yapacağız. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Nereden nereye geldiğimizi doğru şekilde tespit etmeden nereye gideceğimizi bilemeyiz. Demokrasi konuşmalarımızı şiirle başlatmıştık. Geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurladığımız Sezai Karakoç'un bir şiiriyle devam ettirelim. Karın yağdığını görünce kar tutan toprağı anlayacaksın. Toprakta bir karış karı görünce kar içinde yanan karı anlayacaksın. Allah kar gibi gökten yağınca, karlar sıcak sıcak saçlarına değince, başını önüne eğince benim bu şiirimi anlayacaksın. Bu adam, o adam gelip gider. Senin ellerinde rüyam gelip gider. Her affın içinde bir intikam gelip gider. Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın. Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi. Öyle kar yağdı ki elim üşüdü. Ruhum seni düşününce ışıdı. Her şey beni anlayınca anlayacaksın. Evet, bir gün herkes
milletimizle birlikte verdiğimiz demokrasi mücadelemizi de anlayacak, ekonomi mücadelemizi de anlayacak, medeniyet mücadelemizi de anlayacak. Önümüzdeki haftalarda demokrasi konuşmalarına farklı illerimizde farklı konu başlıklarıyla inşallah devam edeceğiz. Ben bu vesileyle gerek Sezai Karakoç üstadımıza, gerek Gülden Akşit hanımefendinin ruhlarına, tüm gelip geçmişlerimizin ruhlarına gelin birer Fatiha okuyalım. Ondan sonra sohbetimize geçelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Hanımefendi, hoş geldiniz. Ben Diyarbakır Hanelerinden Ayşegül Biçer. Ben 3 yıla yakın süre HDP il binasının önünde evlat mücadelesi verdim. Rabbime şükürler olsun, kendi evladımı kazandım. Dimdik askere gönderdim. Bekletmedim. PKK'ya göstermek istedim. Evlatlarımızı size kurban vermeyeceğiz. Dimdik, delikanlı gibi askere gidecek, kendi vatanı, kendi toprağı için mücadele edecek. Bunu göstermek istedim. Çünkü ben 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binasının önünde oturduğumda and içtim, yemin ettim. Çocuğumu sizden söke söke alacağım. Beni diğer siyasi partilerin kapılarına yönelttiler. Hayır, ben çocuğumu kaybettiğim yerde arıyorum dedim ve çocuğumu sizden alacağım. Onların bana verdiği cevap, affedersiniz, çocuğun gelirse biz burada kulağımıza soğan takıp eşek gibi anıracağız demiştiler. Ben çocuğumu aldıktan sonra onlara küpeden soğandan küpe yapıp götürdüm. Ben getirdim, ben sözümün arkasındayım. Sizde de biraz delikanlılık varsa çıkıp sözünüzü yerine getirin ki... Onlar bunu yapamadı. Bir annenin yüreği yok onlarda. Ben buradan inanıyorum ki tüm anneler birleşirse hem PKK ile hem finansal kaynağı olan uyuşturucuyla mücadele edebiliriz. Ben kendi çevremde uyuşturucuya kurban giden birçok genç görüyorum şimdilik. Ant içtim, PKK ile kanımın son damlasına kadar yemin ettim, mücadele edeceğim. Niye deseniz, ben oğlumu ararken tehdit edildim. Oğlumu ararken evim kundaklanma girişiminde bulundu. Ve o gece kızım çok titredi. Ağlayarak anne dedi, bizi öldürecekler diye çağırdı. Ben o gece bir daha ant içtim. PKK bitene kadar Ayşegül Biçer olarak kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Devletimin yanındayım, devletimin arkasındayım. Biliyorum ki devletim bana sahip çıkmasaydı ben bu mücadeleyi sürdüremeyecektim. Sesimi evladıma duyuramayacaktım. Evladım bana dedi ki, anne, senin sesini duyduğumda, televizyonda seni gördüğümde, annem ya zafer ya ölüm diye yemin ettiyse ben de ya kaçacağım ya öleceğim dedi. Demek ki neymiş, sesimizi evlatlarımıza duyurabiliyoruz. PKK büyüyorsa bizim sessizliğimizden büyüyor. 43 yıldır PKK'nın zulmüne uğruyoruz. Yeter demek için tüm anneleri meydana çağırıyorum. Her ilde, her ilçede herkes kendi HDP il binalarının önünde hakkı olan evladı istesin. Yeter artık, yüreğimize ateş düşmesin. Şehit ailelerimiz olsun, gazi ailelerimiz olsun, hepimiz terör mağduruyuz. Yeter demek için hepimiz birleşmeliyiz. Belki yaşım çok küçük, anlamıyorsun diyorlar bana ama çektiklerimle çok büyük bir sınav gördüm. Çok büyük bir hayat mücadelesi yaşadım. Diyarbakır'da 824 gündür mücadele eden anne babalarımız var. Ben evladımı aldım, benim mücadelem bitmedi. Oradayım, 247 aileyle devam ediyor, 33 evladımızı geri kazandık. Biz bu eyleme başladığımızdan beri PKK'da çöküş, hızlı dönüşler başladı. Demek ki neymiş, anneler isterse PKK'yı bitirebilir. Çünkü ben and içtim, PKK'nın ecdadına baş kaldırdım ve tüm annelere de çağrıda bulundum. Gelin, eğer ki HDP olmasa PKK ayakta durmaz. Size yemin ediyorum, HDP olmadan tek bir yaprak daha gitmez. Oradan destek veren CHP ve İYİ Parti'ye de, genel başkanlarına da diyorum ki, hakkımızı size helal etmiyoruz. Biz darbe gecelerinde meydanlardayken siz neredeydiniz? Evlatlarımız dağa gittiğinde siz neredeydiniz?
43 yıldır PKK'nın zulmüne uğruyoruz. Buna dur demek için mücadele ediyoruz. Neredesiniz? Buradan bir kere daha diyorum ki hakkımızı size helal etmiyoruz. Evlatlarımızı PKK'ya kurban vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle birer beşer olsa kurtaracağız. Erkeği askere, kızı gelin edeceğiz. İnsan hakları diyorlar, kız çocuklarımız dağda tecavüze, şiddete maruz kalıyor. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, böyle platformlar varsa bizim haklarımız nerede? 824 gündür Diyarbakır HDP il binasının önünde kimseden hiçbir şey istemedi anneler babalar. Hakkı olan doğurduğu evladı istedi ve isterken de defalarca tehditlere maruz kaldı, küfürlere maruz kaldı. Orada küfür yiyen kadınlar vardı. Akşama kadar meydanlarda Jinjiyan azadi diyen HDP kadınlara en çok zulmü ve tehdidi küfür eden siyasi partidir. Biz buradan bir kere daha diyoruz ki HDP bizim temsilcimiz olamaz. HDP Amerika ve İsrail'in uşağıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim temsilcimiz devletimizdir. Bizim temsilcimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdır, bakanlarımızdır. Bir kere daha diyorum, başım gözüm üstüne geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, hanımefendiye, tüm bakanlarımıza, tüm devlet büyüklerime, kolluk kuvvetlerimize hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Emin olun Allah'tan PKK'nın sonu yakındır. Ayşegül Hanım'ı tebrik ediyorum bu konuşmasından dolayı. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Oğlumuza da selamlar, gözlerinden öpüyoruz kendisinin. Allah sizden razı olsun. Diyarbakırlı ve Türkiye'deki mağdur annelerin sözcüsü oldunuz. Kendilerine güven getirdiniz. Allah sizden razı olsun. Yolunuz tekrar açık olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, ismim Nilüfer Çetin, Bursa'dan geliyorum. Kendi tanıklığımdan, kendi hikayemden biraz bahsetmek istiyorum müsaadeniz olursa. 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararları nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. sınıfında öğrenciyken başörtülü olmam gerekçesiyle yüksek öğretim kurumlarından çıkarılma cezası verildi. On binlerce arkadaşımın da üniversitelerde eğitim görme hakkı engellendi. Süreç çıkmaza doğru ilerlediğinde Allah'ın arzı geniştir diyerek yeryüzüne dağıldık. Ben ve bazı arkadaşlarım biz Macaristan'a gittik. Macaristan'da tıp eğitimimi tamamladım. Yıllar sonra ülkeme dönebildim. Mesleğime 10 yıl kadar gecikmeyle başlayabildim. Bursa'da aile hekimiyim. Sizin sağladığınız özgürlük alanı sayesinde yarınlara umutla bakıyoruz. Ülkemizde yıllardır süregelen başörtülü okuyamama ve çalışamama kısıtlılığını kaldırdınız. Bize sağladığınız bu özgürlük alanı için size müteşekkiriz. Sizin varlığınız burada bize umut oldu. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan yüce irade sizi Pınarhisar cezaevinden çıkarıp bu ülkeye başkan yaptı. Bizleri de hayalini kurduğumuz bu güzel günlere kavuşturdu. Başkanım, Allah sizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hanımefendi, sayın bakanlarım. Benim ismim Ayşe Irmak Yüksel. Ben Hakkari Yüksekova'dan buraya geldim. 28 Şubat yaşandığında İmam Hatip Lisesi'nde lise öğrencisiydim. İlk kassayı engeline takılan İmam Hatiplerden biriyim. Ülkemdeki kılı kıyafet yasağından dolayı Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'ne matematik öğretmenliğini bitirdim. Sayın Cumhurbaşkanım, size bir sorum olacak. 28 Şubat'ta siz neler yaşadınız, siz neler düşündünüz bu problemin çözümü için, siz neler hissediyordunuz diye sormak istedim. Teşekkür ederim. Tabii 28 Şubat öncesi ve sonrası Türkiye çok farklı bir dönemi yaşadı ve bu dönemin mağdurları var ve bu dönemin mazlumları var. Hep düşüncemiz şu oldu, biz bu işin hesabını Allah'ın izniyle soracağız dedik.
Ve Rabbim o fırsatı verdi. Rabbim o fırsatı verdikten sonra da hemen adımlarımızı kararlı bir şekilde attık. Biz göreve geldik. Geldiğimiz andan itibaren arkadaşlarımızın, inanın, bana hep sordukları bu 28 Şubat meselesi hep gündemimizde oldu. İşte başbakanım, ne yapıyoruz? Bununla ilgili ne gibi adımlar atıyoruz? Dedi ki yavaş yavaş gideceğiz. Aceleciliğe gerek yok. Ama biz o mağdur, mazlum olan bütün kardeşlerimizin haklarını da kendilerine iade edeceğiz. Elhamdülillah bunu da tereyağından kıl çeker gibi çektik ve büyük oranda bu işi de başardık. Ha, bazı tabii bizi anlamayanlar olmadı değil, oldu. Ama sonra onlar da anladılar ve şu andaki noktaya da geldik. İş kolay değil. Tabii çok hassas davranmak da şart. Ve bu hassasiyet içerisinde de sadece o süreç değil, onun dışında yaşananlar da biliyorsunuz ortada. Yani bir 15 Temmuz'u da düşünün. Ve 15 Temmuz'dan sonra bize söylenen ne biliyor musunuz? Hala şu içeride olan FETÖ'cüler var ya, ya işte bunlar niçin içeride hala tutuluyor? Bunların bırakılması lazım. Ya nasıl bırakılması lazım? Yani bunların yapmış olduğu bu zulüm, böyle tarifi mümkün mü? Değil. Bunun bedelini ödemeleri lazım. Ama biz şu anda hala onların ödettiği faturaların maalesef acısını çekiyoruz. Bunlar ne terörle mücadele ettiler, ne bu ülkede kendileri zaten adeta terörizmin altyapısını oluşturdular. Yargıda oluşturdular, devletin kurumlarında oluşturdular ve buralarda oluşturdukları bu altyapıyla da ne yazık ki altından kolay kolay kalkılamayacak bu ülkeye, bu millete bedel ödettiler. Ve bakın çoğu şu anda dünyanın değişik yerlerinde kaçak. Yani 166 civarında ülkede bunlar dağıldı. Ve buralara bunlar kaçıp gittiler. Bu kadar rahatlar. Düşünün, şu anda işte hemen komşu diye bildiğimiz Yunanistan'da yaşayabiliyorlar. E şimdi biz de bunlara yargının verdiği hüküm neyse bu hükmün gereğini yapacağız. Tabii Ayşegül kardeşimin de ifade ettiği gibi onlar size olan zulmün bir başka çeşidini, evlatlarının kandile kaçırılması veya kandilin dışında farklı yerlere kaçırılmasıyla onlara ciddi manada zulmettiler. Ama şimdi Bay Kemal ne diyor? Ben diyor kandili yakıp yıkacağım diyor. Ya sen kandili yakıp yıkacağım diyorsun, kandilin mensuplarıyla beraber Ankara'dan İstanbul'a yürüyorsun. Bu nasıl yakıp yıkmaktır? Kimi aldatıyorsun? Ben de CHP'ye gönül veren kardeşlerime söylüyorum. Aman bu işe dikkat edelim. Buyurun işte şu anda HDP'nin önünde Diyarbakır anneleri var. Kaç kere gittin de Diyarbakır annelerini ziyaret ettin? Onların derdiyle acaba kaç kere dertlendin? Böyle bir durumları var mı? Yok. Çünkü dertleri yok. Ama bizim derdimiz var. Ve biz bu derdimizle beraber inşallah Diyarbakır annelerinin diğer illere de yavaş yavaş savrulmasıyla beraber
Hep yanında olduk, yanında olacağız. Ve onlar evlatları dağdan geldikçe onlar nasıl mutlu oluyorlarsa biz de aynı şekilde mutlu oluyoruz. Ama yeterli değil. Bunların kökünü kazıtıp ve Diyarbakır anneleri gibi tüm annelerin de inşallah mutluluğunu gözlerinde gördüğümüz an biz de mutlu olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli hanımefendi, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben Batman'dan geliyorum, Safiye Işık. Benim değerli hanımefendiye bir sorum olacaktı, konumuz şiirken. Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'taki gençlik buluşmasında eşimle şiir gibi bir yaşamımız var demişti. Sizce şiir gibi bir yaşam ne demek? Ve siz yol arkadaşlığınızı nasıl tanımlardınız? Böylesine yoğun bir tempoda şiir gibi bir evliliği sürdürmek zor olmuyor mu? Başıma iş açtın Sayın Başkanım. Yani şiir gibi bir evlilik, illaki şair olmaya gerek yok. Şiir gibi evlilik demek sadece her gün sevinç, mutluluk, öyle bir şey de değil. Acısıyla, tatlısıyla, üzüntüsüyle, kahırıyla bunları hep birlikte paylaşmak ve birlikte yol yürümek. Biz bunu yaptık. Şiir yazmıyoruz ama şiir gibi yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın hanımefendi, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Said Susin. Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle biz Süryanilerin son 20 yıl içinde yaşadıklarını, kazanımlarını arz etmeye çalışacağım. 2008'de gösterdiğiniz iradeyle çıkan vakıflar yasası bütün vakıflara adeta bir can suyu olmuştur. Vakıflar yeniden doğmuş gibi olmuş oldu. Vakıfları idare etmek çok daha kolaylaşmış oldu. Bu dönem içinde biz devletimizin en üst noktalarına kadar çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bunun için sizlere müteşekkiriz. Biliyorsunuz 1928 yılında son Süryani Anaokulu kapatıldı. Ve o dönemden bugüne kadar Lozan'a aykırı olmuş olmasına rağmen bütün azınlık okulları faaliyetlerine devam ettiği halde Süryani okullarının açılmasına izin verilmedi. Gösterdiğiniz iradeyle 2013'te ilk defa Süryani Anaokulu açıldı. Bu okulu yaşatmamız için mutlaka ilkokulu açmamız gerekiyor. Eminim yardımlarınızla ilkokulumuzu da açacağız. Yine Cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılmış olan bir kilisenin yapımına siz ilk talimatı verdiniz ve bu talimatla yetinmediniz. Bize büyük bir onur verdiniz, temel atma töreninde aramızda bulundunuz. Bu bizim için Süryani tarihine... Cumhuriyet tarihinde de bir ilk. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Belki de Sayın Metropolitimizin söylediği gibi araştırmak lazım. Süryani tarihindeki Süryanilerin 2000 yıllık bir Hristiyanlık dönemi var. Bu dönem içinde belki de bir 83 milyonun Cumhurbaşkanı böyle bir jest yapmamıştır diye düşünüyorum. Biz size yalnız Türkiye'deki değil bütün dünyadaki Süryaniler bu konuda minnettarız. Mardin Büyükşehir statüsüne geçince 55 tane mezarlık, kilise ve manastırımız kamu kurumlarına geçmiş oldu. Bunlar köyün tüzel kişiliğindeydi. Yine gösterdiğiniz iradeyle ve torba yasasıyla zaten haliniz açıkladınız. Bunları vakıflarımıza iade etmiş oldunuz. Yine Mor Gabriel Manastırı konusu senelerdir sürüncemedeki konuda yine iradenizi gösterdiniz ve hazinedeki
parsellerin çok büyük bir kısmı iade edilmiş oldu. Eminim kalan birkaç parselle etrafında, manastırın etrafındaki duvarlar da yakın bir zamanda çözülmüş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim bu topraklarda 5000 yıllık bir geçmişimiz var. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Bu topraklara sayısız yazılı ve kültürel yönde bir takım eserler bıraktık. Bizim yaşayabileceğimiz, varlığımızı sürdürebileceğimiz tek yer burası. Biz dünyanın neresine gidersek gideriz ki son 20 yıl sonra 1950'lerden sonra dünyanın dört bir tarafına dağıldık. 5 nesil sonra, 6 nesil sonra yok olmayla, asimile olmayla karşı karşıyayız. Burada şimdiye kadar 5000 yıldır varlığımızı sürdürdük. Bundan sonra da bu varlığımızı burada sürdüreceğimize eminim. Biz hangi etnik kültüre sahip olursak olalım, etnik kültürümüzle övündüğümüz kadar altında yaşadığımız Türk bayrağıyla, Türk vatandaşlığıyla da övünüyoruz. Ve bu ülkenin yücelmesi, yükselmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Saygılar sunuyorum efendim. İyi akşamlar. Benim sorum Emine Erdoğan'a. Cumhurbaşkanımızın en büyük destekçisi olarak, Siirtli bir hanımefendi olarak biz Siirtliler sizinle gurur duyuyoruz. Siz evde Siirt yemeklerini mi yoksa Karadeniz yemeklerini mi tercih ediyorsunuz? Cumhurbaşkanımıza Siirt yemeklerini sevdirdiniz mi? Ya, ilk evlendiğim zamanı hatırlıyorum. Karadeniz yemeklerini hiç bilmezdim. Kara lahanayı görsem ıspanak sanırdım herhalde. O kadar yabancıydım. Dolayısıyla hiç bilmediğim halde o kültürü, yemeğini kısa zamanda alıştım ve severek de yedim Karadeniz yemeğini. Bu arada tabii başkan da bize gelip gittikçe nişanlılık döneminden itibaren bizim Siirt yemeklerimizi ikram ediyorduk. O da gerçekten çok beğendi o zamandan itibaren. O da bilmiyordu mutlaka sanıyorum. Siirt yemeklerini tanımıyordu. Ne pirtikeyi bilirim, ne kıteli bilirdim. Onları yani Allah rahmet eylesin. Kayınvalide bu işlerde hassastı. Evet. Ve bir de tabii akrabadan olanlar vardı. Onlar pirtike, işte kıtel, bunları gayet iyi yapıyorlar. Şimdi ben Siirt'te doğmadım, Siirt'te büyümedim. Ama tabii ki Siirtli olmaktan her zaman gurur duydum, onu söyleyeyim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama Siirt yemekleri bizim evimizde her zaman oldu. Bayramlarda Siirt pilavı, hoşafı her zaman oldu. Kitelimiz her zaman bayramlarda. Bizde yani bir ayı 15 günü hatta geçmez kitel yemediğimiz. Mutlaka evimizde kitel yapılır. Pırtike yapılır. Bumbarı o kadar henüz yaptıramıyorum ama onu da iyi bir yapan bulursam bumbarı da çok seviyoruz. Başka ne yapıyoruz? Ha, perde pilavı. Allah'a şükür başkanın da yemek seçme huyu yok. Benim çocuklarım da öyle alıştırdım. Her yerin yemeğini yiyoruz. Evde iki tarafın yemeği de severek yeniyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim size. Yani başkan da seviyor, ben de seviyorum. İyi akşamlar Sayın Cumhurbaşkanım. İyi akşamlar. Ben Markar Esayan'ın ablası Nergis. Bugün Markar için buradayım aslında. Markar'ın anılarından ve nasıl biri olduğunu hatırlatmak için. Çok enteresan, bizim çocuklukta yaşadığımız, çocuklukta hayal ettiğimiz her şeyi Markar yaşadı. En azından onu çok erken kaybetmeme rağmen içim bu konuda rahat. Babam çok vatansever bir insandı.
Markaro bayrağı aldı. Türkiye'de yetişmiş, bu eski Türkiye'deki bütün bedelleri ödemiş bir Ermeni olarak babam çok zorluklar çekti. Markar onları görerek büyüdü. Ama Allah kendisine öyle bir yol açtı ki sanki o bütün yapılan yanlışları düzeltmek ister gibi bütün vatanseverliğiyle inandığı bütün her şeyi yapabilme şansına sahip oldu. Sizi çok severdi, size çok inanırdı. Ben hiç unutmuyorum, 2010 öncesiydi. Markar biz ne yapacağız dedim. Türkiye'de böyle bir siyasi gelişim var. Biz değişiyoruz. Biz hiçbir zaman, yani ben başım kapalı değildi. Ama başı kapalılarla ilgili Türkiye sarsılıyor, ağlıyoruz, üzülüyoruz. Abla dedi, biz bu taraftayız artık. Onu hiç unutmuyorum. Biz ayrı kentlerde yaşıyoruz. O İstanbul'da yaşıyor, ben başka bir yerde yaşıyorum. Çok daha sert bir coğrafyada yaşıyorum aslında, inancımız açısından. Ondan sonra abla biz buradayız dedi, değil mi Markar dedim. Çünkü ikimiz de konuşmasak bile aynı gelişimi göstermiştik. Hele onun tabii siyasetçi olması, sonradan bu davaya gönül vermesi beni çok mutlu etti. Maalesef annem babam göremedi ama... Ben Markar'ın nasıl bir gurur duyduğunu çok iyi biliyorum. Mesela Süryani lider konuştuğu zaman onun anlattıklarını o kadar iyi anlıyorum ki biz çocukluğumuzdan itibaren aynı şeyleri konuşurduk. Her bir vakıfı Ermeni camiasına geri verdiğinizde, ben Ermeni olmamama rağmen bunları çok iyi biliyorum, Markar telefonda 2-3 saat anlatırdı bana. Onun memnuniyetini size tarif etmem mümkün değil. Sizi çok severdi başkanım. Siz de biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Markar gerçekten çok çok farklı bir kardeşimizdi. Ve o son dönemlerinde de hakikaten, yani o ızdırabına rağmen yaşamı, istikameti hiç kaybetmeden yoluna devam etti. Ve onun o duruşu bizde, özellikle cemaate bakışı bile değiştirdi. Nitekim arkadaşlarımızın içerisinde de, yani Markar'ın o duruşu sebebiyle yaklaşımları çok farklı olanlar, gerek vefatında da bunu ortaya koydular. Markar farklı bir insandı. Kalemiyle farklıydı. Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaki düşüncelerini ortaya koyuşuyla farklıydı. Ve biz onun farklılığını da hep hayırla yad ettik. Çok teşekkür ederim. O da bundan çok mutluyum. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım ve kıymetli Emin Erdoğan, ben Nisanur Karayağız, Bitlis'ten geliyorum, memleketim Bitlis. Çevre ve doğa konusunda sizler çok ön plandasınız, özellikle siz Emine Hanım. Salda Gölü'nün korunması için sizler sürekli çağrıda bulundunuz. Ondan sonra toplumsal konuda sürekli hayvanların korunmasında yardımcı oldunuz, kanunun çıkmasında uğraştınız, çabaladınız. Hatta engelli bir hayvanı sahiplenmiştiniz. Hala sizinle birlikte mi bilmiyorum ama merak ediyorum. İstanbul'daki evinizde de şeyiniz var mı, hayvanlarınız, besliyor musunuz? Geçenlerde Cumhurbaşkanımız torununuzla bir fotoğraf paylaşmıştı, onun kedisini. Merak ediyorum, başka hayvanlara da yardımda bulunuyor musunuz? Şimdi ben bahçeli bir evde büyüdüm Üsküdar'da. Dolayısıyla orada mesela kedimle birlikte yatardım yatakta, kolum yastık olurdu ona. Yani yeni başlayan bir süreç değil. Herkes gibi mutlaka herkesin sevdiği bir hayvan vardır, ilgilendiği bir hayvan vardır. Ayrıca da bahçede
Bir köşemiz sebze köşesiydi, bir köşe park gibiydi, süs bahçesi gibiydi. Bir köşede de kümeslerimiz vardı. Dönem dönem yani oradan geçmeyen hayvan, sadece büyükbaş hayvanlar geçmedi. Ördek, kaz, tavuk, horoz, kuzu, daha aklıma gelmeyen bir sürü hayvanlarımız olmuştu dönem dönem değişerek. Onlarla birlikte büyüdük biz tabii ki. Şu anda oğlumun bir köpeği var, torunlarımın kedileri var. Yine bizim evimizde de kediler var. Leblebimiz Ankara'da. Onunla da iyi bir birlikteliğimiz var, bizimle beraber. Ama büyük kazalar geçirmesine rağmen, operasyonlar geçirmesine rağmen gayet mutlu, mesut. O da bizimle birlikte yaşıyor. Herkese tavsiye ederim. Tabii satın almaya değil de hayvan barınaklarından hayvan edinirlerse hem kendileri hem çocukları için çok daha iyi olur. Teşekkür ederim. Özel bir kumaş herhalde. Bu şalu şepik dediklerinden. Bize onu anlatır mısınız? Şimdi bugün gerçekten bir tevafuk oldu. Başkanın ne ceket giydiğini göremedim ben. Sonra Siirt'e geldikten sonra fark ettim ki ikimiz de aynı kumaştan ve aynı renkten giyinmişiz. Bunun bir özelliği var şu. Bu Siirt'e has. Erhu ilçemizde yapılan bir dokuma, eni çok dar, şu kadar bir şey dar bir dokuma, geleneksel bir dokuma, keçi yününden sanıyorum, yanlış söylemiyorum inşallah. Bu kumaşlarımız inşallah teşvik verilerek Sayın Başkanım geleceğe de taşınsın istiyorum. Evet, şal şepik kumaşından yapılan giysilerimiz bunlar. İnşallah tasarımcılarımıza da bir örnek olur. Öyle değil mi? Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Konya'dan Halit Çener, 15 Temmuz gazisiyim. Buraya gelirken Onur Ensar gazimizin, şehidimizin babası İhsan amcamız, Oğuz gazimiz ve de İsmet gazimizle beraber katıldık Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de kısaca 15 Temmuz günüyle ilgili bir anımı anlatayım. Daha sonra da sorum sorayım isterseniz. Ben İmam Hatip mezunuyum. Aslında benim bir mağduriyetim de 28 Şubat. 28 Şubat'ın ilk mezunuyum. İlk mezunlarındanız biz de. Elhamdülillah bizi İmam Hatipler'de dava sahibi, ders sahibi yetiştirdiler. 15 Temmuz günü normal bir gün, otururken bir anda haberi aldık. Konya'da çıktık, birkaç noktaya hiçbir şey yok. Daha sonra bir arkadaşımı aradım. Hadi Ankara'ya gidelim dedik, orada sıkıntı var. 11.30-12 civarında çıktık, Ankara'ya gittik. Sizin açıklamalarınızı biz yolda dinledik. Mesela Sela seslerini biz arabada dinledik. O hazla aslında çok fazla duyamadık. Daha sonrasında 15 Temmuz nöbetlerinde duyuyoruz. Ama inanılmaz bir birlik beraberlik günüydü Cumhurbaşkanım. Sizin liderliğinizin, o inanılmaz önderliğinizin eşliğinde elhamdülillah millet birlik beraberlik oldu. Bu şu ana kadarki anlatılan bütün mağduriyetlerin, yaşanmışlıkların, terör örgütlerinden tutalım PKK'sından, 28 Şubat sürecinden 1980 darbesi, 60 darbesi, azınlıklar, hangi birini sayabiliriz? Ama 2002'den sonra bir kırılma oldu. Elhamdülillah bu millet 2002'den sonraki o kırılmadan sonra demokratikleşen, gelişen Türkiye'ye sahip çıktı. Liderine sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı. Allah'a hamdolsun ve de başarılı oldu. Benim burada size sormak istediğim soru şu. Belki kısa vadede darbeler noktası belki şu anda gündemimizde olmayabilir. Ama ilerisi için, unutulmaması için, tekrarlanmaması için sizin gençlerimize, sadece gençlerimize de değil aslında, tüm toplumumuza tavsiyeleriniz nedir Cumhurbaşkanı? Her şeyden önce tabii Allah
bizlere bir daha bu tür 15 Temmuzları falan yaşatmasın. Çünkü 251 şehidimiz var. 2000'e aşkın gazimiz var. Tabii bütün bunların içerisinde Ankara, İstanbul başta olmak üzere buralarda bu şehitleri, bu gazileri verdik. Ve bu işin banisi, bu işin bir numaralı sorumlusu kimdir dendiği zaman FETÖ terör örgütü. Onun özellikle attığı adımlarla bunlar oldu. Hele ben Ankara'daki özel kuvvetlerde oradaki yani o kahraman polislerimizin şehadetlerini onları da hiç unutamıyorum. Çünkü onlar gerçekten çok çok farklı ve özel kuvvet olarak yetişmiş. Bu insanları bile malum havadan bombardımanla şehit ettiler. Bu yani vicdanla şunla bunla filan bunun tanımı mümkün değil. İşte aynı şekilde İstanbul'da Şehitler Köprüsü üzerinde olan hadiseler filan. Her an her şeye buna rağmen tabii ki hazır olmamız lazım. Ama bundan sonraki süreç tabii 15 Temmuz gibi olmaz. Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye daha hazırız. Ve bedelini tabii ağır öderler. Bak şimdi Bay Kemal Merkez Bankası'na randevu istiyor. Merkez Bankası da buna randevu veriyor. Bağımsız ya. Bağımsızlığının gereği olarak randevu veriyor. Ve gidiyorsun. Ne sorarsan cevabını alıyorsun. Şimdi tabii TÜİK'le ilgili de kalkıyor, gelmek istiyor. Tabii İstatistik Kurumu Başkanımız bunlara randevu vermiyor. Şimdi randevu vermeyince bu küplere biniyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede Cumhurbaşkanı, bunun dışında da ilgili bakanlara verirler. Yani ben istediğim zaman bu birimlerden bilgileri alırım. İlgili bakan arkadaşlarımız bilgileri alırlar. Ama hiçbir zaman kalkıp da sana hesap verme mecburiyetleri yok. Eğer bilgi almak istiyorsan yazılı olarak gönderirsin. Onlar da sana yazılı olarak cevabı verirler. Şimdi bununla şunu anlatmak istiyorum. Artık eski Türkiye yok. Şimdi yeni Türkiye ve geleceğin Türkiye'si var. Ve yeni Türkiye ile geleceğin Türkiye'si artık farklı dokunuyor. Çünkü 2023'e biz Allah'ın izniyle farklı gireceğiz. Farklı girerken de 2015'te yaşadıklarımızı, daha önce yaşadıklarımızı da yaşamak istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Cem Vakfı kurucu üyelerinden Ercan Güvenç. Alevilerin yaşadıkları bir takım sorunları müsaadeniz olursa, taleplerini ve şu anda da hükümetimizin yaptığı çalışmalar hakkında kısa bir bilgi sunmak istiyorum. Alevilik Pir Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazakistan memleketinden Balkanlara kadar uzanan Türklerin İslam anlayışıdır. Tabii bu anlayışımızı
yaşarken Osmanlı'nın belirli bir döneminden Cumhuriyet'le beraber günümüze kadar sorunlarla yaşanıldı. Ve bu sorunların da elbette çözüme kavuşturulması çok çok önemli. Nedir bu sorunlar dediğimizde, cemevlerinin arsa tahsis konusunda, dedelerin ve Bektaşi babalarının maaşları konusunda, cemevindeki çalışan personellerin maaşı konusunda sıkıntıları var. Okullarda da yine Aleviliğin okutulması konusunda daha detaylı bilgilere ihtiyacı var. Çok şükür bir takım bilgiler konuldu ama bunun daha detaylı, daha doyurucu bir niteliğe kavuşma beklentisi var Alevilerin. Bu arada tabii bu sorunlar eğer çözülmediği takdirde Alevilerin inançsal olarak psikolojik sıkıntıları, devletini bu kadar sevmiş olmalarına rağmen kendilerini bir kenara konulmuş gibi hissediyorlar. Her Alevi'nin evine gittiğinizde beze sarılı Kur'an-ı Kerim, bir tarafta Türk bayrağı, bir tarafta da Atatürk'ün resmi vardır. Ama bu inançsal hizmetlerdeki mağduriyetleri olmasına rağmen cuma akşamları yapılan cemlerde mutlaka devleti yönetenlere duaları vardır. Polisimize ve askerimize dualarını hiç eksik etmezler. Ayrıca bu sorunlar çözülmediği takdirde 1990'dan sonra oluşan Alevi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları Aleviliği başka noktalara da götürme eğilimindeler. Avrupa'daki bir takım devletlerin desteğiyle. Buna PKK'nın da desteği ve HDP'nin de desteği arkasından bir güç oluşturarak siyasallaştırma sürecine sokuluyor. Diğer taraftan Alisiz Alevilik söylemlerini ortaya koyarak inançsızlaştırmak ya da ateizme doğru sürüklenmesi. Bu sorunların bu anlamda çözülmemesi noktasında hemen komşumuz olan İran'ın Şiileştirme politikalarını gütmesi. Dolayısıyla bu sorunlar sizlerin de başlattığı Kültür Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın verdiğiniz talimatlarla oradaki Doktor Ali Özdey Bey'in başkanlığında yürütülen 1585 cemevinin ihtiyaçlarının karşılanması Cumhuriyet tarihinde ilk defa direkt devlet tarafından bir el verilmesi, Alevi kuruluşların bir kısmında çok sıcak karşılanmadı ama toplumun çok büyük bir kesiminde oldukça sıcak karşılandı Sayın Cumhurbaşkanı. Bizlerin beklentisi tabii Hacı Bektaş Efendi'nin dediği gibi bir olalım, iri olalım, diri olalım şiarımız da bu hizmetlerin kalıcı olarak devam etmesini talep ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Az önce onu da güzel ifade ettiniz. Bu işi şu anda en büyük tahrik unsuru olan yurt dışı, yurt dışında da birinci derecede Almanya. Ve Almanya'da da özellikle Alevilikten öte, Alisiz Alevilikle adeta bir yeni din ihdası öne sürülüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi orada o işi yürüteni de hatta buradan aday yapmak da istedi. Bunları da zaten kimler olduğunu bilirsiniz. Ve ciddi de onlara para desteği veriyorlar. Yani bundan 2 yıl öncesi rakamla 30 milyon avro yıllık bunlara bir parasal destekleri de olmuştu. Tabii şimdi Türkiye'de mesela ben belediye başkanlığım döneminde, şimdi de yine bizim partinin belediyeleri noktasında arkadaşlarımıza hep tavsiyemiz şudur. Yani özellikle cemevi vesaire açma noktasında destek aradıkları zaman
elinizden gelen desteği verin. Mesela ben belediye başkanlığımda Küçükköy tarafında bir böyle yer tahsis ettim. Tahsis etmekte kalmadım. Bir de bu cemevimin yapılması için kendilerine yani betondu vesaire filan bunları vermeye kalktım. Bunlar birbirine girdi. Sen nasıl olur da yani kalk Tayyip Erdoğan'dan bu desteği alırsın. Yani böyle bir sıkıntı şu anda Alevi kardeşlerimizin arasında var. Anlaşamıyorlar. Burada bir defa mali noktadaki destek konusunda da anlaşamıyorlar. Devletten alalım mı, almayalım mı? Ve sözleri şu: eğer alırsak devletin güdümüne gireriz. Bunu işliyorlar. Biz de diyoruz ki yani niye güdüme gireceksin ki? Yani belli bir ücreti devlet ihtisas ediyor da veriyorsa zaten verir. Niye güdümüne gireceksin? Ama bu anlayış da var. Önce bunun tabii bir halli gerekiyor. Bunun halli gerektiği takdirde birçok şey daha da kolay aşılabilir. Bütün mesele birbirimizi anlamak. Birbirimizi anladığımız anda zaten bu ülkenin evlatlarıyız, bu milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bu sorunu da gidermiş oluruz. Olay bu inşallah. Kıymetli misafirler, programımızı katılımlarıyla onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyor. Kendilerine saygılarımızı uğurluyoruz efendim.